Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim çalışmaları kapsamında kısa sürede onlarca il ve yüzlerce ilçeye giderek belediye başkan adaylarının çalışmalarına destek veriyor, Türkiye'nin enerji politikalarını anlatıyor. Bugün gün boyu Bursa'da bakanlığımızın faaliyet alanlarıyla alakalı bazı temaslarda bulunacağız. Gittiği her ilde sevgi seriyle karşılaşan Bakan Dönmez bu kez Bursa'daydı. Çiçeklerle karşılanan Bakan Dönmez ilk olarak Bursa Valiliğini ziyaret etti. Daha sonra Bursa enerji sektörü ve iş dünyasıyla buluşma toplantısına katılan Bakan Dönmez, enerji yatırımlarından bahsetti, Türkiye'nin 2000'li yılların başında olan 30 bin megawatt kurulu gücünün özel sektöründe yatırımlarıyla 90 bin megawattlara ulaştığını söyledi. 2000'li yılların başında 30 bin megawatt civarında olan bir kurulu gücümüz, bugün neredeyse artık 90 bin megawattlara, 89 bin megawattlara ulaşmış durumda. Yaklaşık 3 kat kurulu gücümüzü artırmışız. Ülke büyüyor, nüfusumuz artıyor, ticaretimiz gelişiyor, sanayimiz üretimlerini artıyor. Tabii ki bu artan, değişen, gelişen ülkenin enerji ihtiyacını karşılamak için de o yatırımları yapmak gerekiyor. Bugüne kadar bu 32 bin megawattan 90 bin megawatta ulaşıncaya kadar ki yapılan yatırımların büyük bir kısmı da özel sektörle oldu. Onların içerisinde yerli sermaye gruplarımız var, yabancı sermaye grupları var. Bu piyasaya, ülkeye güvenerek bu yatırımları yaptılar. Ne kadar şükre teşekkür etsek azdır. Kömürün enerji üretimindeki önemine dikkat çeken Bakan Dönmez, Türkiye'ye yıllarca yetecek yeni lignit rezervleri bulduklarını söyledi. 12 bin megawatt kurulu termik santrali gücünü artırmak için yeni termik santrallerine başladıklarını ifade etti. Yerli kaynakların azami ölçüde kullanılması için de sadece petrol, doğalgazı, kömür tarafında da bizim bir şeyler yapmamız lazım. Nitekim son birkaç yıldır kömür keşifleriyle birlikte Türkiye'ye yıllarca yetecek yeni lignit rezervleri arasındı. Ama o kömürlerin yerin altında olmasının kimseye faydası yok. Onu yeryüzüne çıkartıp ekonominin, vatandaşın hizmetine sunmamız gerekiyor. Maalesef yerli kömürde termik santral gücümüz yeteri kadar yok. 12 bin megawatt civarında bir kurulu gücümüz var. Bunu artırmamız lazım. Bunun için de yeni işte modeller geliştirdik biliyorsunuz. Alım garantili yerli termik santral yapım ihalelerini başladık. İlkini geçtiğimiz yıllarda yaptık. Geçtiğimiz yıl yaptık. İnşallah ikinci, üçüncüyü planlıyoruz. Orada bizim hedefimiz 5000 megawattlık bir lignit kömüre dayalı termik santral inşasını gerçekleştirmek. O zaman elektrik üretiminde doğalgazın ve ithal kömürün payını da azaltmış olacağız. Şu anda elektrik üretimimizin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılanması oranı geçtiğimiz yıl %50 ile kapattık. Bu sene Ocak-Şubat'ta %60'larda gidiyoruz. İşte bu yağış sezonu vesaire etkili oluyor. İnşallah orada hedefimiz %65'leri, 70'leri çıkartmak. Yerli ve yenilenebilir kaynak. Bakan Dönmez, enerjide yapılan yatırımlarla Türkiye'nin bölgede enerjinin ticaret merkezi olacağını belirtti. Nükleer santral projemiz hızla ilerliyor. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında ilk reaktörümüzü devreye almış olacağız. Doğalgazda takip ettiğiniz gibi işte yurt dışından çeşitli uluslararası projelerimiz var. TANAP bitti. Geçtiğimiz yıl Haziran'da işletmeyi aldık. Türk Akımı'nın iki hattı da su altı yapım işleri bitti. Artık karadaki çalışmalar başladı. Bu yıl sonuna kadar Türk Akımı'nın karadaki çalışmalar da bitmiş olacak. Biz özellikle ülke olarak kaynak çeşitliliğine yapabilmek için rota ve güzergah çeşitliliğine de büyük önem veriyoruz. Bize gelecek olan doğalgazın çok fazla ülke dolaşmadan doğrudan bize geliyor olması bizim arz güvenliğimiz açısından son derece önemli. Çünkü geçmişte bir takım sıkıntılar yaşadık.
bildiğimiz gibi. İnşallah onları da aşmış olacağız. Türkiye bölgede enerjinin ticaret merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. İş dünyasıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osman Gazi Seçim Bürosu'nun açılışına katıldı. Ya Allah, bismillah, hayırlı olsun. Burada da yoğun bir ilgiyle karşılaşan Bakan Dönmez'e halk sevgi gösterilerinde bulundu. Bakan Dönmez burada yaptığı konuşmasında bu seçimlerin sıradan yerel seçimler olmadığına dikkat çekti. Cumhur İttifakı'na karşı oluşturulan gizli ittifaklardan bahsetti. Kendilerine Millet İttifakı diyor, biz Cumhur İttifakı diyoruz. Saygı gösteriyorum. Ama ortada iki parti var. Resmi olarak bazı yerlerde birlikte girdiğinizi ifade ettiniz. Fakat onun dışında ilan etmediğimiz ama bu milletin bildiği ortaklarınız da var. Şer ittifaklarıyla ortaklık yapıyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ve inanıyorum ki bu ortaklığı ifade ettiğinizde bu millet size Millet İttifakı demeyecek, Zillet İttifakı diyecek korkusu ve endişesi içerisindesiniz. İstediğiniz kadar korkun, istediğiniz kadar gizleyin. Bu millet sizin ne olduğunuzu, kimlerle birlikte olduğunuzu ayan beyan görüyor. Bakın özellikle büyük şehirlerde meclis üyesi aday listelerinde HDP'li, daha önce teröre bulaşmış veya hoşgörüyle yaklaşmış kişiden isimleri çıkmaya başladı. Ama Cumhur İttifakı'nda her milletten, her farklı dini inançlardan insanları görebilirsiniz. Ancak hain göremezsiniz. Terör sevicisi göremezsiniz.